Sporx. Galatasaray'dan kural hatası başvurusu. Galatasaray kural hatası başvurusu. Süper Lig'de Alanya Spor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu. İşte detaylar. Yan hakem oyundaki topu dışarı aldı. Galatasaray Alanya Spor maçında hakem Ali Palabıyık kadar yan hakem Erdem Bayık'ın görüntüsü de büyük eleştiri topladı. Maçın ikinci yarısında Alanya Spor ataktayken oyundaki ikinci topu maç oynanırken dışarı alan ve Alanya Spor'un atağının kesilmesini engelleyen Erdem Bayağı, Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi. Tekrar için TFFYE başvuru. Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanya Spor maçına yönelik kritik hamle geldi. Sarı Kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFFYE başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması. Türkiye Futbol Federasyonu görüş istedi. TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanya Spor maçının hakemi Ali Palabıyık için etik kuruluna şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması. Oyun kuralı ne diyor? TFF yer alan oyun kurallarının yorumlanması ve hakemler için rehber, başkıklı metinde ikinci top saha içindeyken hakemin müdahale edip etmeyeceği açık bir şekilde belirtildi. İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan o maddenin ayrıntısı. Kural-2 eksi iki ilave toplar. Kural 2 gereksinimleri karşılamak ve kullanımları hakemin kontrolü altında olmak kaydıyla maç sırasında kullanmak için oyun alanı etrafına ilave toplar yerleştirilebilir. Oyun alanındaki fazla toplar. Eğer oyun alanına fazladan bir top girerse, hakem oyunu topun sadece oyuna etkisi varsa durdurmalıdır. Hakem oyunu ceza alanı içinde durdurmamışsa, oyunun durduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak bir hakem atışı ile tekrar başlatılır. Eğer oyun ceza sahası içinde durdurulmuşsa oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır. Eğer oyun alanında fazladan bulunan topun oyuna müdahalesi yoksa hakemler fazla olan topun oyun alanından en kısa sürede çıkarılmasını sağlar. Fanatik. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde